Karanlıkta bir bıçak. Onlar Bri'deki handa uykuya hazırlanırken er diyarına karanlık çökmüştü. Küçük vadilerde ve nehir yatağı boyunca başıboş bir buğu dolanıyordu. Çukurçay'daki ev sessizdi. Tombişt olup dikkatli kapıyı açarak dışarı bakındı. Gün boyunca içinde bir korku büyüyüp durmuştu. Şimdi ne dinlenebiliyor ne de yatabiliyordu. Durgun gece havasında kuluçkaya yatmış bir tehdit vardı. Tombiştoluk kasvetli karanlığa bakarken ağaçların altında kara bir gölge hareket etti. Bahçe kapısı kendi kendine açılıp hiç ses çıkarmadan tekrar kapanmıştı sanki. Dehşet her yanını kapladı. Geriye çekildi, bir an holde titreyerek durdu. Sonra kapıyı kapatıp kilitledi. Gece koyulaştı. Patikadan sessizce yürütülen atların hafif çıtırtıları duyuldu. Atlar bahçe kapısının dışında durdu. Gecenin toprak üzerinde sürünen gölgeleri gibi üç kara şekil içeri süzüldü. Biri kapıya gitti, diğerleri kapının iki yanındaki köşelere. Gece yavaş yavaş ilerlerken taşların gölgeleri kadar hareketsiz öylece dikildiler. Evde sessiz ağaçlar da nefeslerini tutmuş bekliyor gibiydi. Yapraklarda belli belirsiz bir kıpırdanma oldu. Uzakta bir horoz öttü. Şafaktan önceki soğuk saat geçiyordu. Kapının yanındaki şekil hareket etti. Aysız ve yıldızsız karanlıkta ürpertici bir ışık kınından yavaşça çekilmiş bir bıçak gibi parladı. Yumuşak fakat ağır bir darbe duyuldu ve kapı titredi. "Mordor adına aç!" dedi ince ve tehditkar bir ses. İkinci darbede tahtalar patladı. Kilit kırıldı. Kapı dağılarak açıldı. Kara şekiller usulca içeri süzüldü. Tam o anda geceyi dağ tepesinde bir yangın gibi yırtan bir boru sesi duyuldu yakındaki ağaçların arasından. ''Kalkın, felaket, yangın, düşmanlar, kalkın!'' Tombiştoluk boş durmamıştı. Kara şekillerin bahçeden süzüldüklerini gördüğü andan itibaren koşup kurtulmazsa canından olacağını biliyordu. O da koştu, arka kapıdan çıktı. Bahçeyi geçerek tarlalara vurdu. En aşağı bir mil ötedeki en yakın eve varınca kapının eşiğine yığılıp kaldı. Hayır, hayır, hayır diye ağlıyordu. Hayır, ben değilim, ben de değil. Neler gevelediğini anlamak hobbitlerin epey bir zamanını aldı. Sonunda er diyarına düşmanların girdiğini, yaşlı ormandan garip bir taarruza uğradıklarını çözebildiler. Ve bu andan sonra vakit kaybetmediler. Felaket, yangın, düşmanlar. Brandybuck'lar Brandy Badesi'nin donduğu felaket kışında beyaz kurtlar bölgeye indiğinden beri yani 100 yıldır sesi duyulmamış olan er diyarı seferberlik borusuna öttürüyorlardı. Kalkın, kalkın! Uzaktan cevap boruları duyuldu. Tehlike haberi yayılıyordu. Kara şekiller evden fırladılar. Biri koşarken bir hobbit pelerinini merdivenlere atıverdi. Patikadan nal sesleri yükseldi. Atlar dört nala karanlığı döverek uzaklaştı. Çukurçay'ın dört bir yanında borular ötüyor, bağırışmalar ve koşuşturmalar duyuluyordu. Fakat kara süvariler bir kasırga gibi kuzey kapıya sürdüler atlarını. Varsın küçük ahali borularını öttürsün. Sauron onlarla sonra ilgilenirdi. Bu arada onların başka bir görevi vardı. Artık evin boş, yüzüğün de gitmiş olduğunu biliyorlardı. Kapıdan bekçileri yararak geçip şardan ayrıldılar. Gecenin erken bir vaktinde Frodo sanki bir sesten veya bir şeyin varlığından rahatsız olmuş gibi derin uykusundan uyandı aniden. Yol gezer sandalyesinde dikkat kesilmiş oturmaktaydı. Gözleri yeni odun atılmış ve alev alev yanmakta olan ateşin ışığında parlıyordu. Fakat ne bir tepki verdi ne de kıpırdadı. Frodo kısa bir süre sonra tekrar uykuya daldı. Fakat rüyaları rüzgarın ve dört nala giden atların gürültüsüyle sıkıntılıydı gene. Rüzgar evi sarıp sallıyordu adeta. Uzaklarda deliler gibi öttürülen bir boru duyuyordu. Gözlerini açınca hanın avlusunda bir horozun var gücüyle öttüğünü işitti. Yol gezer perdeleri çekmiş, kepenkleri şakırdatarak açmıştı. Günün ilk gri ışığı odayı aydınlatmaktaydı. Açık duran pencereden de soğuk hava doluyordu. Yol gezer hepsini uyandırır uyandırmaz önlerine düşüp yatak odalarına götürdü onları. Odaların halini görünce yol gezerin öğüdüne uymuş olduklarına sevindiler. Pencerelerin kanatları zorlanarak açılmış, sallanıp duruyor, perdeler uçuşuyordu. Yataklar savrulmuş, yastıklar deşilmiş ve yere fırlatılmıştı. Kahverengi keçe paramparçaydı. Yol gezer hemen gidip hancıyı getirdi.
Zavallı Bay Kaymak Pürüzü uykulu ve korkmuş görünüyordu. Bütün gece neredeyse gözünü bile kırpmamıştı. Öyle diyordu. Ama hiç ses mes duymamıştı. Hayatım boyunca böyle bir şey olmadıydı diye bağırdı ellerini dehşetle kaldırarak. Konuklar yataklarında uyuyamadı. Güzelim yastıklar mahvoldu. Daha başımıza neler gelecek? Zaman kötü dedi yol gezer. Fakat şimdilik bizi başından attın mı seni rahat bırakabilirler. Biz hemen ayrılacağız. Kahvaltıyı boş ver. Ayaküstü bir yudum içecek ve bir lokma yiyecekle yetinmek zorundayız. Birkaç dakika içinde toparlanmış oluruz. Bay Kaymak Pürüzü, Midillilerin hazır edilmesini söylemek ve onlara bir lokma bir şeyler getirmek için aceleyle çıktı. Fakat çok kısa bir süre sonra kederler içinde geri döndü. Midilliler yok olmuştu. Gece ahırın bütün kapıları açılmış ve Midilliler gitmişti. Sadece Merry'nin Midillileri değil, orada bulunan bütün diğer atlar ve hayvanlar da. Frodo bu haberle yıkıldı. Peşlerinde atlı düşmanlarla Ayrık Vadi'ye yayan olarak varabilmeyi nasıl umut edebilirlerdi? İyi bari yola çıkmışken Ay'a da gitselerdi. Yol gezer bir süre sanki güçlerini ve cesaretlerini tartıyormuş gibi hobbitleri süzerek sessiz sedasız oturdu. Midilliler atlılardan kaçarken işimize yaramazdı dedi en sonunda düşünceli. Sanki Frodo'nun aklından geçenleri tahmin ediyormuş gibi. Benim izlemeyi düşündüğüm yollarda yayan olarak da az çok aynı hızı tutturabilsek yeterli. Ben her halükarda yürüyecektim. Beni düşündüren yiyeceklerle eşyalar. Ayrık Vadi'ye varıncaya kadar yanımızda götürdüklerimiz dışında yiyecek bir şey bulmamız pek mümkün değil. Yedek olarak da yanımıza epey yiyecek almamız gerekir. Çünkü gecikebiliriz. Düz yoldan ayrılıp dolaşarak gitmek zorunda kalabiliriz. Sırtlarınızda ne kadar yük taşımaya hazırsınız? Taşımamız gerektiği kadar, dedi Pippin, şevki kırılarak. Ama bir yandan da göründüğünden ya da hissettiğinden daha kuvvetliymiş gibi görünmeye çalışarak. Ben iki kişilik taşıyabilirim, dedi Sam meydan okurcasına. Bir şey yapılamaz mı Bay Kaymak Pürüzü diye sordu Frodo. Köyden birkaç tane ya da hiç olmazsa eşyalar için bir tanecik midilli bulamaz mıyız? Onları kiralayamayız sanırım ama belki satın alabiliriz diye de bununla parasının yetip yetmeyeceğini düşünerek ekledi kararsızca. Zannetmem dedi hancı üzgün. Bree'deki epi topu 2-3 binek midillinin tümü benim ahırımda dururdu. Hepsi gitti. Yük atı, koşumluk midilli falan deseniz Bree'de zaten pek az var. Onlar da satılık değildir. Fakat elimden geleni yapacağım. Bir an önce Bob'u deliğinden çıkartayım da etrafa bir yollayayım. Evet dedi yol gezer gönülsüzce. İyi olur. Korkarım en az bir midilli edinmeye çalışmalıyız. Ama böylece erkenden yola koyulup sessizce gözden kaybolma ümitlerimiz suya düşüyor. Ayrıldığımızı ilan etmek için borazan öttürmüş kadar olduk. Bu da onların planlarının bir parçasıydı kuşkusuz. Azıcık da olsa bir tesellimiz var dedi Merry. Ve umarım çok da azıcık değildir. Beklerken kahvaltı edebiliriz. Hem de oturarak. Hadi Nob'u bulalım. Sonuçta 3 saatten fazla bir gecikme yaşandı. Nob etrafta ne hatırla ne parayla satılık at da Midilli'de bulunmadığı haberiyle geri geldi. Bir tane hariç. Bill Eyrelti'nin belki satabileceği bir Midilli'si vardı. Açlıktan yarı yarıya ölmüş zavallı bir mahluk diyordu Nob. Fakat benim tanıdığım Bill Eyrelti hazır eliniz mecburken hayvanı değerinin 3 katından 1 kuruş eksiğine satarsa ne olayım? Bill Eyrelti mi dedi Frodo. Bu işte bir iş yok mu? Hayvan sırtında bütün yükümüz de ona kaçmaz mı? Ya da izimizi bulmalarına yardımcı falan olmaz mı? Kim bilir dedi yol gezer. Fakat bir kere canını kurtardıktan sonra ona geri dönecek bir hayvanı hayal bile edemiyorum. Bana kalırsa bu Ali Cenap Efendi Eyrelti'nin sonradan aklına gelmiş bir fikirden ibaret. Bu durumdan elde edeceği kazancı artırmanın bir yolu sadece. Esas tehlike zavallı hayvanın gerçekten ölümün eşiğinde olabileceği. Fakat başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Hayvan için ne istiyor? Bir Eyrelti'nin fiyatı 12 gümüş peniydi. Bu gerçekten de bu civarlarda Midilli'nin değerinin en az 3 katı demekti. Hayvan safi kemik, sıska, ahı gitmiş vahı kalmış bir şey çıktı. Ama henüz ölecek gibi de durmuyordu. Bay Kaymak Pürüzü hayvanın parasını kendisi ödedi ve kaybolan hayvanlar için Merry'e ayrıca bir 18 peni daha teklif etti. Dürüst bir adamdı ve Bree'ye göre hali vakti yerindeydi. Fakat 30 gümüş peni bütçesini bir hayli sarsmıştı doğrusu ve Bill Eyrelti tarafından dolandırılmış olmak buna katlanmayı daha da zorlaştırıyordu. Aslında sonuçta karlı çıktı bu meseleden. Bir vakit sonra sadece bir atın gerçekten çalınmış olduğu ortaya çıktı.
Diğerleri dışarı sürülmüşler ya da korkularından kaçmışlardı ve Bri elinin sağında solunda birer birer yakalandılar. Mary'nin midillileri hepten kaçmış ve zamanla yeterince sağduyuları olduğu için yaylalara hantal tombişi bulmaya gitmişlerdi. Böylece bir süre Tom Bombadil'in bakımında kalıp rahat ettiler. Fakat Bri'de olanlar Tom'un kulağına gelince Tom bunları Bay Kaymak pürüzüne yolladı. O da böylelikle gayet ehven bir fiyata iyi durumda 5 hayvan kazanmış oldu. Hayvanlar Bri'de daha çok çalışmak zorundaydı ama Nob onlara iyi bakıyordu. Yani sonuçta şanslıydılar. Karanlık ve tehlikeli bir yolculuktan kurtulmuşlardı. Fakat Ayrık Vadi'yi hiç görememiş oldular. Gel gelelim, şimdilik Bay Kaymak pürüzü bildiği kadarıyla parasını iyiden iyiye ya da kötüden kötüye kaptırmış durumdaydı. Ve dertleri bununla da bitmiyordu. Çünkü kalan müşteriler de kalkıp handaki saldırıyı duyunca büyük bir karışıklık olmuştu. Güneyli seyyahlar birkaç at kaybetmişler ve hancıyı gürültüyle suçlamaya koyulmuşlardı. Derken gece içlerinden birinin de ortadan yok olduğu anlaşıldı. Üstelik bu Bill Eyrelti'nin şaşı arkadaşından başkası değildi. Bütün kuşkular birden onun üzerinde yoğunlaştı. ''Madem bir at hırsızını tutup da evime getirdiniz,'' dedi Kaymak Pürüzü sinirlenerek, ''gelip bana bağıracağınıza bütün zararları kendiniz ödemeniz gerekirdi. Gidin de yakışıklı arkadaşınızın nerede olduğunu Eyrelti'ye sorun.'' Fakat adamın kimsenin arkadaşı olmadığı çıktı ortaya. Kimse de onun aralarına ne zaman katıldığını hatırlayamıyordu. Kahvaltıdan sonra hobbitler, denklerini yeniden yapıp çıkmayı tasarladıkları daha uzun yolculuk için başka ihtiyaçlarını da toparladılar. Nihayet yola koyulduklarında saat 10'a geliyordu. Bu arada da bütün Bree heyecandan arı kovanına dönmüştü. Frodo'nun ortadan yok olma numarası, kara atlıların görülmesi, ahırlarının soyulması ve tabii ki yolcu yolgezerin gizemli hobbitlere katıldığı haberi nice olaysız yıla yetecek bir hikaye oluşturmaktaydı. Bree ve Staddle sakinlerinin çoğunluğu, hatta Koyak ve Baştokay'da da epey bir kişi yolcuların yola çıkışlarını görmek için yola doluşmuştu. Handaki diğer müşteriler de ya kapılara çıkmış ya da pencerelerden sarkıyorlardı. Yol gezer fikrini değiştirerek Bree'den çıkarken ana yoldan gitmeye karar verdi. Yola çıkar çıkmaz kırlara vurmaya kalkışmak işi daha da zorlaştıracaktı. Ahalinin yarısı neler karıştırdıklarını anlamak ve tarlalarına dalmalarını önlemek için peşlerine takılırdı. Nob ve Bob'la vedalaştılar ve teşekkürlerini birçok kez dile getirerek Bay Kaymak pürüzünden müsaade istediler. ''Bu sıkıntılar geçince yine karşılaşacağımızı umuyorum.'' dedi Frodo. ''Hanınızda sakin sakin bir süre kalabilmeyi gerçekten çok isterim.'' Kalabalığın gözleri önünde, kaygılı ve çökkün bir halde yayan olarak yola koyuldular. Ne bakan yüzlerin ne de haykırılan sözlerin hepsi dostçaydı. Fakat anlaşılan yol gezer, Bri Elililerin çoğunu bir hayli etkilemişti. O birine gözlerini dikti mi karşısındaki çenesini kapatıp geri çekiliyordu. Yol gezerle Frodo önde yürümekteydiler. Sonra Merry ve Pippin geliyordu. En sonda da Midilli'yi çekmekte olan Sam vardı. Midilli'ye içlerinin el verdiği kadar eşya yüklemişlerdi. Ama hayvan daha şimdiden sanki kaderindeki bu değişikliği onaylarmışçasına daha az meyus görünüyordu. Sam düşünceli düşünceli elindeki elmayı yemekteydi. Ceplerinden biri elma doluydu. Nob ve Bob'dan bir veda hediyesi. ''Yürüyüş için elma, molalar için pipo,'' dedi kendi kendine. Ama anlaşılan çok geçmeden ikisini de çok arayacağım. Hobbitler yol boyunca kapı aralıklarından onları dikizleyen veya duvarların ve çitlerin üzerinden beliriveren meraklı yüzleri görmezden geliyorlardı. Fakat köyün öbür kapısına yaklaştıklarında Frodo sık bir çitin arkasında karanlık, bakımsız bir ev gördü. Köyün son evi. Pencerelerin birinde çekik gözlü, sinsi bakışlı, rengi bozuk bir surat takıldı gözüne. Fakat suratın görünmesiyle kaybolması bir oldu. Demek ki o güneyli burada saklanıyormuş diye düşündü. Tıpkı da Gulyabani'ye benziyor. Çitin üzerinden başka bir adam açık açık onları seyretmekteydi. Kalın kara kaşları, tepeden bakan kara gözleri vardı. Koca ağzı alaycı bir sırıtmayla kıvrılmıştı. Kısa siyah bir pipo içiyordu. Onlar yaklaşınca pipoyu ağzından çıkartarak tükürdü. ''Günaydın uzun bacak'' dedi. ''Erkencisin ha, sonunda kendine arkadaş da bulmuşsun.'' Yol gezer cevap vermeden başını sallamakla yetindi. ''Günaydın minik dostlarım'' dedi diğerlerine.
Yanınıza kimi kattığınızdan haberiniz var mı bari? Ona boş gezenin boş kafası yol gezer derler. Daha kötü isimler de derler ya, o ayrı. Bu gece dikkatli olun. Ha, sen de Semi. Sakın benim zavallı ihtiyar midildime kötü davranayım deme. Ha! Tekrar tükürdü. Sam hemen döndü ve sen Eyrelti dedi. O çirkin suratını saklasan iyi olur. Yoksa canın yanacak. Ve elma ani bir savuruşla şimşek gibi elinden fırlayıp Bill'i tam burnunun ortasından vurdu. Bill çok geç eğilmişti. Çitin arkasından küfürler duyuldu. Sam, güzelim elma yabana gitti diye içini çekip yoluna devam etti. Sonunda köyü gerilerinde bıraktılar. Çocuklardan ve meraklılardan oluşan refakatçi grubu yorulup güney kapıdan geri döndü. Hobbitler ve yol gezer kapıdan geçerek birkaç mil kadar yoldan devam ettiler. Yol önce sola saptı. Sonra Biri Tepesi'nin eteğini dolanarak doğuya doğru uzanan çizgisine geri döndü ve hızla aşağıya ormanlık araziye doğru inmeye koyuldu. Sollarında tepenin daha az dik olan kuzeydoğu yamaçlarındaki Staddle'ın evlerini ve Hobbit oyuklarının bir kısmını görebiliyorlardı. Yolun kuzeyinde epey uzaklardaki derin bir çukur bölgeden koyağın yerini belli eden duman kıvrımları yükseliyordu. Baş tokayı ise daha ileride ağaçların gerisine saklanmıştı. Yol biraz daha inip Bri tepesini yüksek ve boz arkalarında dikilir bıraktıktan sonra kuzeye doğru uzanan dar bir patikaya vardılar. İşte burada açık yolu bırakıp gizlenmeye başlayacağız dedi yol gezer. Kestirme bir yol değildir umarım dedi Pippin. Ormandan geçerken tuttuğumuz kestirme yol neredeyse bir felaketle sonuçlanıyordu. Ha ama o zaman ben yanınızda değildim diye güldü yol gezer. Benim seçtiğim yollar ister kestirme olsun ister uzun yanlış yere çıkmaz. Yolun yukarısına ve aşağısına bir göz attı. Görünürde kimse yoktu. Önlerine düşüp hızla ormanlık vadiye doğru inmeye koyuldu. Buralara yabancı olan hobbitlerin anlayabildiği kadarıyla yol gezerin planı önce baş tokaya gidip köyü sağlarına alarak doğusundan dolaşmak, sonra da yaban topraklarından mümkün olduğu kadar dümdüz fırtına başı tepesine doğru ilerlemekti. Bu şekilde eğer her şey yolunda giderse ileride titrer sinek su bataklıklarının çevresinden dolanmak için güneye doğru büyük bir kavis çizen yoldan epey bir mesafe kazanmış olacaklardı. Fakat tabii ki bu durumda kendileri bataklıklardan geçmek zorunda kalacaklardı ve yol gezerin tarifine göre hiç de hoş yerler değildi bu bataklıklar. Fakat bu arada yürüyor olmak hiç de kötü sayılmazdı. Gerçekten de bir gece önceki olayların rahatsızlığı olmasa bu ana kadarki yolculukların en keyifli kısmı bu olurdu. Güneş parlıyordu, hava açıktı ama çok sıcak değildi. Vadideki ağaçlar hala yapraklı ve rengarenkti. Huzurlu ve tekin görünüyordu. Yol gezer şaşmaz adımlarla onlara kendi başlarına olsa çoktan kaybolmuş olacakları bir sürü kavşaktan geçirmekteydi. Oraya buraya dönerek bir gittiği bir yoldan bir kez daha geçerek dolambaçlı bir yol takip ediyordu ki izleyen varsa atlatabilsinler. Bill Eyrelti yoldan nereden ayrıldığımıza bakmıştır mutlaka dedi. Gerçi kendisinin bizi takip edeceğini hiç zannetmiyorum. Buraları o da iyi tanır. Ama ormanda benimle başa çıkamayacağını biliyor. Benim korktuğum onun diğerlerine ne söyleyeceği. Pek uzakta olduklarını zannetmiyorum. Eğer baş tokaya gittiğimizi zannederlerse ne âlâ. Artık yol gezerin maharetinden mi, başka sebepten mi bilinmez, bütün gün boyunca başka herhangi bir canlının ne sesini duydular ne izine rastladılar. İki ayaklılar arasından kuşlar, dört ayaklılar arasından da bir iki tilki ile bir iki sincap dışında. Ertesi gün dümdüz doğuya doğru ilerlemeye başladılar. Her yer hala sessiz ve sakindi. Bri'den ayrıldıklarının üçüncü gününde Tokay ormanından çıktılar. Yoldan ayrıldıklarından beri arazi muntazam bir biçimde alçalmıştı. Şimdi yürüyüşü çok daha zorlaştıran geniş bir düzlüğe girmişlerdi. Bri eli sınırlarının çok dışındaydılar artık. Yolu izi olmayan yabanlıktaydılar ve titrer sinek su bataklığına yaklaşıyorlardı. Toprak artık nemlenmişti. Yer yer balçık kısımlara, orada burada su birikintilerine ve saklanmış minik kuşların şakımalarıyla dolu geniş kamış ve sazlıklara rast geliyorlardı. Hem ayaklarını ıslatmamak hem de gittikleri yönden sapmamak için yollarını çok dikkatli seçmeleri gerekiyordu. İlk başta oldukça iyi ilerlediler. Fakat gittikçe bataklıktan geçişleri hem yavaşladı hem de daha tehlikeli bir hal aldı. Bataklık tutarsız ve haindi.
habire kayıp duran bataklar arasında kolcular bile sürekli bir patika belleyemezdi. Sinekler eziyet vermeye başlamışlardı ve hava kollarından paçalarından içeri tırmanan, saçlarına dolanan mini minnacık titrer sinek bulutlarıyla doluydu. "Beni canlı canlı yiyorlar," diye bağırdı Pippin. "Titrer sinek suymuş. Burada sudan çok titrer sinek var." "Hobbit bulamadıklarında neyle beslenir bunlar?" diye sordu Sam boynunu kaşıyarak. Bu ıssız ve nahoş topraklarda perişan bir gün geçirdiler. Konaklama yerleri nemli, soğuk ve rahatsızdı. Her yanlarını ısıran böcekler onları uyutmuyordu. Ayrıca kamış ve ot öbeklerinde seslerinden cırcır böceğinin melun akrabaları olduğu anlaşılan iğrenç yaratıklar barınmaktaydı. Bunlardan binlerce vardı. Bütün bir gece, ta ki hobbitler neredeyse çileden çıkıncaya kadar hiç durmamacasına "Nick Brick, Nick Brick" diye dört bir yanlarında viyaklayıp durmuşlardı. Ertesi gün, yani dördüncü gün, pek az daha iyiydi. Gece ise hemen hemen bir o kadar rahatsız. Nick Brick'leri, Sam onlara öyle diyordu, geride bırakmışlardı. Ama titrer sinekler hala peşlerindeydi. Frodo yorgun argın ama gözlerini kapayamadan uzanırken uzaklarda bir yerde gökyüzünün doğu tarafında bir ışık görür gibi oldu. Şimşek gibi defalarca çakıp çakıp soluyordu ışık. Şafak söküyor olamazdı çünkü şafak vaktine daha birkaç saat vardı. "O ışık ne?" dedi Frodo doğrulup ayağa kalkmış gecenin içinde uzaklara bakınan yol gezere. "Bilmiyorum," diye cevap verdi yol gezer. "Bu kadar uzaktan seçmek mümkün değil. Dağların tepesinden fışkıran şimşekler sanki." Frodo geri yattı. Fakat beyaz şimşekleri ve şimşeklerin önünde yol gezerin sessiz ve tetikte duran uzun kara silüetini hala görebildiği epey bir süre daha geçti. Sonunda huzursuz bir uykuya daldı. Beşinci gün az bir yürüyüşten sonra bataklıkların oraya buraya dağılmış son su birikintilerini ve kamış yataklarını arkalarında bıraktılar. Önlerindeki arazi yeniden muntazam bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Uzakta, doğu tarafında bir dağ çizgisini görebiliyorlardı artık. En yüksek dağ, çizginin sağında diğerlerinden biraz ayrı duruyordu. Zirvesi hafif yassılmış, külah biçiminde bir tepesi vardı. "Orası fırtına başı," dedi yol gezer. Artık epey sağımızda kalan eski yol bu dağın güneyinden, eteklerinin az berisinden geçer. Eğer dosdoğru ilerlersek yarın öğle vakti oraya varabiliriz. Sanırım öyle yapmak en iyisi. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Frodo. "Şunu söylemek istiyorum. Oraya vardığımızda ne bulacağımız belli değil. Orası yola çok yakın." "Ama orada Gandalf'ı bulmayı ümit etmiyor muyduk?" "Evet ama bu zayıf bir ümit. Bu taraflara gelse bile Bree'den geçmeyebilir. O zaman da ne yaptığımızı bilemez. Ve zaten eğer şans eseri hemen hemen aynı anda oraya varmazsak birbirimizi bulmamız mümkün değil. Orada beklemek ne onun için ne de bizim için pek güvenli olmaz. Süvariler bizi yabanlıkta bulamazlarsa onlar da fırtına tepesine yollanacaktır. Oradan her yer iyice görülür çünkü. Hatta biz burada dururken bizi dağın tepesinden görebilecek bir sürü kuş ve hayvan vardır buralarda. Bütün kuşlara güven olmaz ve onlardan daha kötü yürekli daha ne casuslar var." Hobbitler endişeyle uzaktaki dağlara baktılar. Sam parlak ve düşmanca gözlerle üzerlerinde süzülen atmacalar ve kartallar görürüm korkusuyla soluk gökyüzüne çevirdi başını. "Sayende huzurum kaçtı. Kimsesiz gibi oldum yol gezer," dedi. "Ne yapmamızı salık veriyorsun?" diye sordu Frodo. "Sanırım," diye cevapladı yol gezer yavaş yavaş. Sanki o da pek emin değilmiş gibi. "Sanırım en iyisi fırtına başını değil de dağ çizgisini hedef alıp buradan mümkün olduğunca dümdüz doğuya gitmek. Sonra dağların eteğinde bildiğim bir patika var. Oraya sapabiliriz. Bu patika daha korunaklı bir şekilde bizi kuzeyden fırtına tepesine çıkarır. O zaman ne göreceksek görürüz." O gün erken çöken soğuk akşama kadar bütün bir gün boyunca ağır ağır ve zorla yürüdüler. Arazi daha kuru ve daha çıplak bir hal almıştı. Fakat bataklıkla birlikte sis ve buhardan da kurtulmuşlardı. Yuvarlak kırmızı güneş yavaş yavaş batıdaki gölgeler içinde batıncaya kadar birkaç kederli kuş cikcikleyip feryat figan edip durdu. Sonra boş bir sessizlik çöktü. Hobbitler ta uzaklardaki çıkın çıkmazının şen şakrak pencerelerinden içeri bakan gün batımının yumuşak ışıklarını geçirdiler akıllarından.
Günün sonunda kendini durgun bataklıklara salmak için dağlardan dolanıp gelen bir dereye vardılar ve ışığın yettiği sürece kıyısından yukarı doğru çıktılar. Sonunda durup derenin kıyısındaki bodur akça ağaçların altında kamplarını kurduklarında gece olmuştu bile. Artık karşılarında karanlık gökyüzünün önünde dağların kasvetli ve ağaçsız sırtları yükseliyordu. O akşam nöbetleşe yattılar ve galiba yol gezer de hiç uyumadı. Ay büyüyordu. Gecenin erken vakitlerinde toprağın üzerine soğuk boz bir ışık düşmüştü. Ertesi gün güneş doğduktan az sonra yeniden yola koyuldular. Havada don vardı. Gökyüzü soluk ve berrak maviydi. Hobbitler gece adeta deliksiz bir uyku çekmiş gibi canlanmış hissediyorlardı kendilerini. Daha şimdiden yetersiz yiyecekle her halükarda şarda olsa ayakta kalmalarına bile zor yeter diye düşünecekleri kadar yemekten daha azıyla uzun süre yürümeye alışmışlardı. Pippin, Frodo'nun eskisinden iki kat daha iri göründüğünü iddia ediyordu. "Çok ilginç," dedi Frodo kemerini sıkarak. "Çünkü aslında basbayağı hacim kaybetmiş durumdayım. Umarım bu zayıflama süreci hep böyle devam etmez. Yoksa bir hayalete dönüşeceğim." ''Böyle şeylerden söz etmeyin,'' dedi yol gezer hemen, onları hayretler içinde bırakan bir ciddiyetle. Dağlar gitgide yaklaştı. Yer yer neredeyse bin ayağa kadar yükselen, yer yerde arkalarında kalan doğu topraklarına açılan geçitlere veya derin yarlara inen dalgalı bir sırt oluşturmaktaydılar. Hobbitler bu sırtın tepesi boyunca üzeri yeşilliklerle kaplanmış duvar veya set kalıntılarına benzeyen şeyler görebiliyorlardı. Yarlarda da eski taş eserlerin yıkıntıları hala ayakta duruyordu. O gece batıya bakan yamaçların eteğine varıp orada konakladılar. Bu 5 Ekim gecesiydi ve Bree'den çıkalı 6 gün olmuştu. Sabah Tokay Ormanı'ndan ayrıldıklarından beri ilk kez gözle görülür bir patika buldular. Sağa dönüp bu patikadan güneye doğru ilerlemeye başladılar. Yol hem yukarıdaki tepelerden hem de batıdaki düzlükten bakıldığında mümkün olduğunca gözden uzak kalsın diye özenle seçilmiş gibi görünen kurnazca bir çizgi izlemekteydi. Küçük vadilere dalıyor, dik yamaçların hemen dibinden gidiyordu. Daha düz ve açık arazilerden geçerken de iki yanına çit gibi dizilmiş iri kayalar ve yontulmuş taşlar yolcuları gözlerden gizliyordu. ''Bu yolu kim ne için açmış acaba?'' dedi Mary. Olağan dışı irilikte taşların sık aralıklarla yerleştirilmiş olduğu bu bölümlerin birinden geçerlerken. ''Buradan pek hoşlandığım söylenemez. Buranın ne bileyim biraz höyüklü kişimtırak bir hali var. Fırtına başında höyük var mıdır?'' ''Yok, ne fırtına başında ne de diğer dağlarda höyük bulunmaz.'' diye cevap verdi yol gezer. ''Batı insanları son yıllarında bu dağları Angmar'dan gelen belaya karşı bir süre savundular gerçi ama buralarda oturmazlardı. Bu patika surlar üzerindeki hisarlar için yapılmış fakat ondan çok önce Kuzey Krallığı'nın ilk günlerinde Fırtına Tepesi'nde Amon Sul adı verdikleri muazzam bir gözcü kulesi inşa etmişlerdi. Çoktan yakılıp yıkılmış, geride yalnız tepenin başında kaba bir taç gibi duran yıkık dökük bir taş çember kalmış. Oysa vaktiyle başı göklerde güzel bir kuleymiş. Elendil'in son ittifak günlerinde Gil-galad'ın batıdan gelişini oradan gözlediği anlatılır. Hobbitler yol gezere baka kaldılar. Belli ki yabanlığı bildiği kadar eski irfanlardan da haberdardı. Gil-galad kim diye sordu Merry. Fakat düşüncelere dalmış görünen yol gezerden cevap gelmedi. Aniden alçak bir ses şöyle mırıldanmaya başladı. Gil-galad bir elf kralıydı. Ozanlar hüzünle söyler olanları. Son kraldı o, dağ ve deniz arasında. Hükmederdi adil ve özgür bir krallığa. Uzundu kılıcı, mızrağı sivri. Uzaklardan seçilirdi parlayan miğferi. Sayısız yıldız göklerin tarlasında, görünürdü gümüş kalkanın aynasında. Ama ayrıldı gitti uzun zaman önce. Kimse bilmez şimdi nerede. Çünkü düştü yıldızı karanlıklara, gölgelerin hükmettiği Mordor'a. Diğerleri hayretle dönüp baktılar. Çünkü ses Sem'in sesiydi. Durma dedi Mary. Bütün bildiğim bu diye kekeledi Sem kızarak. Bunları Bay Bilbo'dan öğrendiydim. Delikanlılığımda. Elfleri ne çok merak ettiğimi bildiğinden bana hep böyle hikayeler anlatırdı. Bana yazmayı öğreten de odur. Çok alimdi sevgili Bay Bilbocuğum. Şiir de yazardı. Bu deyiverdiğim şiiri o yazdıydı. O yazmadı. Dedi yol gezer.
Bu kadim bir lisanda yazılmış olan Gilgalad'ın düşüşü ağıtından bir bölümdü. Bilbo tercüme etmiş olmalı, bunu bilmiyordum. Gerisi de vardı dedi Sam. Hep Mordor'la ilgili. Ben o kısmı öğrenemedim. Tüylerimi diken diken ediyordu. Bir gün yolumun o taraflara düşeceğini hiç düşünmezdim. Mordor'a gitmek mi? Diye bağırdı Pippin. O kadar da değildir umarım. O ismi o kadar yüksek sesle söylemeyin dedi yol gezer. Patikanın güney ucuna yaklaştıklarında günün ortasına etmişlerdi bile. Ekim güneşinin solgun berrak ışığında dağın kuzey yamacına köprü gibi tırmanan grimtırak yeşil bir set vardı önlerinde. Henüz gün iyice aydınlıkken bir an önce yukarıya çıkmaya karar verdiler. Artık kendilerini gizlemeleri mümkün değildi. Bir düşman veya casusun onları görmeyeceğini ümit etmekten başka çareleri yoktu. Dağda kıpırdayan bir şey görünmüyordu. Eğer Gandalf etrafta bir yerlerdeyse bile izi belli değildi. Fırtına başının batı yanında dibinde etrafı otlarla kaplı çanak şeklinde kuytu bir yeri olan korunaklı bir çukur buldular. Sam ile Pippin'i Midilli ve eşyalarla burada bıraktılar. Diğer üç yola devam etti. Yarım saat süren zahmetli bir tırmanıştan sonra yol gezer dağın başına vardı. Frodo ile Merry de yorgun argın ve nefes nefese onu izlediler. Son yamaç pek dik ve kayalık hale gelmişti. Yol gezerin söylemiş olduğu gibi tepede kısmen dağılmış kısmen de yılların otlarıyla örtülmüş eski taşlardan örülme geniş bir çember buldular. Fakat çemberin ortasında kırık taşlardan bir kurgan vardı. Taşlar sanki ateşten kararmış gibi duruyordu. Etrafındaki çimenler köklerine kadar yanmış, halkanın içindeki bütün otlar da sanki dağın tepesini alevler yalamış gibi kavrulup buruşmuşlardı. Ama herhangi bir canlıdan iz yoktu. Yıkık çemberin kenarına çıkınca aşağıdaki arazinin dört bir yanını uzaklara kadar görebiliyorlardı. İleride güneydeki ağaç kümeleri ve bunların gerisinde de yer yer göze çarpan bir su ışıltısı dışında arazi büyük ölçüde boş ve düzlüktü. Tepenin bu güney tarafında, altlarında, eski yol batıdan gelerek doğuda karanlık bir sırtın ardında kayboluncaya kadar bir aşağı bir yukarı kıvrılarak kurdele gibi akıp gidiyordu. Üzerinde hareket yoktu. Yolun çizgisini gözleriyle doğuya doğru takip edince dağları gördüler. Yakındaki tepecikler boz ve kasvetliydi. Bunların gerisinde gri renkli, daha boylu şekiller yükseliyordu. Daha da geride ise bulutlar arasından parıldayan yüksek beyaz zirveler vardı. ''İşte geldik'' dedi Merry. ''Çok da neşesiz ve albenisiz bir yermiş. Ne su var ne de bir korunak. Gandalf'tan da eser yok. Ama bizi beklemedi diye onu suçlamıyorum. Tabii eğer buraya geldiyse.'' ''Kim bilir?'' dedi yol gezer etrafına düşünceli düşünceli bakarak. ''Biriye bizden bir iki gün sonra varmış bile olsa buraya bizden önce gelebilirdi. Sıkıştığında çok hızlı at sürer.'' Aniden eğilip kurganın tepesindeki taşa baktı. Bu taş diğerlerinden daha düz ve sanki yangından etkilenmemiş gibi daha beyazdı. Taşı eline alıp parmakları arasında çevirerek inceledi. ''Bu taş yakın bir zamanda elden geçmiş.'' dedi. ''Bu işaretler nedir sizce?'' Frodo taşın düz olan alt yanında bazı çizikler gördü. ''Sanki bir çizgi, bir nokta, sonra da üç çizgi daha var gibi.'' dedi. ''Sol taraftaki ince dallı bir G rünü olabilir.'' dedi yol gezer. ''Belki Gandalf'tan bir işarettir. Yine de emin olamayız. Çizikler ince ve belli ki yeni yapılmış. Fakat bu işaretlerin bizimle hiç alakasız tamamen başka bir anlamı olması da mümkün. Kolcular da rünlerle haberleşir. Bazen buralara da uğrarlar.'' ''Gandalf yaptıysa bile ne demek olabilir ki bunlar?'' diye sordu Merry. ''Bence'' diye cevap verdi yol gezer. Bunlar G3 anlamına geliyor ve Gandalf'ın 3 Ekim'de burada olduğunu belirtiyor. Yani bundan 3 gün önce. Aynı zamanda acelesi olduğunu ve bir tehlikeyle karşılaştığını da gösteriyor. Öyle ki daha uzun ve anlaşılır bir şey yazmaya ya zamanı yokmuş ya da bunu göze alamamış. Eğer durum böyleyse bizim de ihtiyatlı olmamız gerekecek. Ne anlama gelirse gelsin, bu işaretleri onun yaptığından emin olabilseydik keşke, dedi Frodo. İster önde olsun ister arkada, onun da bu yol üzerinde olduğunu bilmek bayağı rahatlatacaktı beni. Olabilir, dedi yol gezer. Kendi adıma onun burada bulunduğu ve bir tehlikeyle karşılaştığı fikrindeyim. Burayı ateşler kavurmuş. Şimdi 3 gece önce doğuda gökyüzünde gördüğümüz ışıklar geliyor aklıma. Sanırım bu dağ başında saldırıya uğradı. Ama sonuç ne oldu onu bilemem.
Artık burada değil ve bizim de kendi başımızın çaresine bakıp elimizden geldiğince Ayrık Vadi'ye ulaşabilmek için yola devam etmemiz lazım. Ayrık Vadi'ye ne kadar var diye sordu Mary yorgun gözlerle çevreye bakarak. Fırtına başından bakınca dünya çok yabani ve engin görünüyordu. Bree'den doğuya bir günlük mesafede terk olmuş han vardır diye cevap verdi yol gezer. Yolun oradan sonraki bölümünün mil olarak ölçülüp ölçülmediğini bilmiyorum. Kimileri şu kadar der, kimileri bu kadar. Garip bir yoldur ve geçen zaman kısa da olsa, uzun da olsa gidenler bir an önce oraya varmak için sabırsızlanır hep. Ama hava iyi olur, şansım dayaver giderse ben yayan olarak ne kadar zamanda varırdım onu biliyorum. Buradan yolun Ayrık Vadi'den çıkan gürültülü suyu aştığı Bruno'nun geçidine 12 gün. Önümüzde en azından 2 haftalık bir seyahat var. Çünkü yolu kullanabileceğimizi hiç zannetmiyorum. 2 hafta dedi Frodo. O süre içinde çok şey olabilir. Olabilir dedi yol gezer. Bir süre tepenin güney kenarında sessizce durdular. O tenha yerde Frodo ilk kez olarak ne kadar evsiz barksız ve tehlike içinde olduğunu tam anlamıyla kavradı. Talihin onu sakin ve aziz şehirden ayırmış olması içini yakıyordu. Geriye, batıya, evine doğru uzanan, nefret verici yola dikti gözlerini. Aniden batıya doğru gelmekte olan iki kara noktanın yol üzerinde hareket ettiğini fark etti. Bir daha baktı, başka 3 kara noktanın da ağır ağır ötekilere doğru ilerlemekte olduğunu gördü. Bir çığlık atarak yol gezerin koluna yapıştı. "Bak," dedi aşağısını işaret ederek. Yol gezer derhal Frodo'yu da yanına çekerek yıkıntı halindeki çemberin gerisine yere yapıştı. Mary de kendini onların yanına attı. ''Ne onlar?'' diye fısıldadı. ''Bilmiyorum ama korkarım en kötü haber.'' diye cevap verdi yol gezer. Yavaş yavaş tekrar çemberin kenarına kadar sürünüp iki sivri taş arasından uçurumun kenarından bakındılar. Işık artık parlak değildi. O açık sabah solmuş, doğudan sokulan bulutlar devrilen güneşi ele geçirmişti. Hepsi kara lekeleri görebiliyorlardı ama Frodo ile Mary şekillerini tam olarak seçemiyordu. Fakat içlerinden bir ses onları orada ta aşağıda dağın eteğinin gerisinde yolda kara süvarilerin toplanmakta olduğunu söylüyordu. Evet dedi daha keskin gözleriyle şüpheye yer bırakmayacak kadar açık gören yol gezer. Düşman burada. Telaşla emekleyerek arkadaşlarını bulmak için dağın kuzey tarafından aşağı süzüldüler. Sam ile Peregrin de boş durmamış bulundukları kuytuyu ve etrafındaki bayırları gözden geçirmişlerdi. Yamacın pek de uzak olmayan bir yerinde berrak bir su pınarı, pınarın yakınlarında da olsa olsa bir iki günlük ayak izleri bulmuşlardı. Çukurun içinde de yakın zamanda yakılmış bir ateşle acele bir konaklamanın kalıntıları görülebiliyordu. Bulundukları çukurun dağ tarafında birkaç devrilmiş kaya vardı. Bu kayaların arkasında Sam özenle dizilmiş küçük bir odun stoğuna rast geldi. ''Acaba bizim Gandalf mı gelmiş buraya?'' dedi Pippin'e. ''Bu odunları buraya kim koyduysa geri dönmeye niyeti varmış gibi geliyor bana.'' Bu buluşlar yol gezerinde çok ilgisini çekti. ''Keşke biraz durup buradaki zemini kendim araştırsaydım.'' dedi. Ayak izlerini incelemek için pınara doğru seyirtirken. ''Tam korktuğum gibi.'' dedi geri döndüğünde. Sam ile Pippin yumuşak toprağı çiğnemişler. İzler karışıp bozulmuş. Yakınlarda kolcular uğramış buraya. Odunları bırakan onlar. Fakat kolcularınkilerden başka daha yeni izler de var. Daha bir iki gün önce en az bir çift ağır çizme geçmiş bu çukurdan. En az bir çift. Artık emin olamam ama sanırım çizmeliler birkaç kişi olmalı. Sustu ve kaygılı düşüncelere daldı. Hobbitlerin hepsinin aklında pelerinli çizmeli süvarilerin hayali canlandı birden. Eğer atlılar bu kuytu yeri zaten bulmuşlarsa yol gezerin onları en kısa zamanda başka bir yere götürmesi daha iyiydi. Düşmanların sadece birkaç mil ötede yolda olduğu haberini de almış olan Sam çukura büyük bir hoşnutsuzlukla bakıyordu. Bir an önce buradan ayrılsak daha iyi değil mi Bay Yol Gezer diye sordu sabırsızca. Vakit geç oluyor bu çukuru da hiç sevmedim. Her nedense içimi daraltıyor. Evet gerçekten de ne yapmamız gerektiğine hemen karar vermeliyiz diye cevap verdi Yol Gezer yukarı bakıp zamanı ve havayı tartarak. Eh Sam dedi sonunda. Ben de buradan hoşlanmıyorum. Fakat hava kararmadan varabileceğimiz daha iyi bir yerde düşünemiyorum. En azından şu an için göz önünde değiliz. Eğer hareket edersek casusların bizi görmesi ihtimali artar. Zaten olsa olsa tamamen geri dönüp sıra dağların bu tarafından kuzeye gidebilirdik ki orada da arazi buradan hiç farklı değil.
yolu gözlüyorlar ama ta güneydeki ağaçlıklara saklanalım dersek yoldan karşıya geçmek zorundayız. Dağların gerisinde ise yolun kuzey tarafı millerce çıplak ve düzdür. Süvariler görebiliyor mu diye sordu Mary. Yani sanki genellikle gözlerinden çok burunlarını kullanıyorlar, en azından gün ışığında bizi bulmak için ortalığı kokluyorlar gibi gelmişti bana. Buna koklamak denirse tabii. Fakat sen onları aşağıda görünce bizi yere yatırdın. Şimdi de hareket edersek görüneceğimizden söz ediyorsun. Tepede çok dikkatsiz davrandım diye cevap verdi yol gezer. Gandalf'tan bir iz bulmayı çok arzu ediyordum. Fakat üçümüzün oraya birlikte gidip o kadar uzun süre ayakta durmamız bir hataydı. Çünkü kara atlar görebilirler. Süvariler de insanları ve başka yaratıkları casus olarak kullanabilir. Bride de tanık olduğumuz gibi. Işık dünyasını bizim gibi göremezler. Fakat bizim şekillerimiz zihinlerinde bir gölge bırakır. Ve ancak öğlen güneşi bozabilir bunu. Karanlıkta ise bize meçhul olan birçok işaret ve şekli algılayabilirler. En çok o zaman korkmak gerekir onlardan. Ve her zaman için canlılardaki kanın kokusunu alır, hem arzular hem de nefret ederler. Görme ve koklamadan başka duyular da var tabii. Biz onların varlığını hissedebiliyoruz. Daha buraya gelir gelmez onları henüz görmeden içimiz daralmıştı. Onlar bizim varlığımızı daha da şiddetle hisseder. Ayrıca diye ekledi sesi bir fısıltıya dönüşerek. Yüzük onları çeker. Hiç kurtuluş yok mu yani dedi Frodo kapanı kısılmış etrafa bakınarak. Kıpırdarsam beni görüp avlayacaklar. Durursam onları kendime çekeceğim. Yol gezer elini Frodo'nun omuzuna koydu. Hala bir ümit var dedi. Yalnız değilsin. Gelin, yakılmak üzere hazırlanmış bu odunları bir işaret olarak düşünelim. Burası pek korunaklı ve emniyetli sayılmaz ama ateş her ikisi yerine de geçecektir. Sauron her şey gibi ateşi de kendi melun emelleri için kullanabilir. Ama bu süvariler ateşi pek sevmez ve ateş kullananlardan korkarlar. Ateş yabanlıkta bizim dostumuz. Belki diye mırıldandı Sam. Aynı zamanda benim gördüğüm kadarıyla bakın buradayız diye bas bas bağırmaktan da farksız. Çukurun en alçak ve en korunaklı köşesinde bir ateş yakıp yemek hazırladılar. Akşamın gölgesi düşmeye başladı. Ortalık soğudu. Aniden ne kadar çok acıktıklarını fark ettiler. Sabahtan beri bir şey yememişlerdi. Fakat idareli bir akşam yemeğinden fazlasına da kalkışamayacaklardı. Önlerindeki topraklar kuşlardan ve hayvanlardan başka bir canlının bulunmadığı tüm dünya ırkları tarafından terk edilmiş düşmanca yerlerdi. Kolcular zaman zaman dağların ardına geçerdi. Fakat hem bunların sayıları azdı hem de fazla oyalanmazlardı. Başka gezginlere nadir rastlanır, rastlandığı kadarı da kötü varlıklardan olurdu. Dumanlı dağların kuzey vadilerinden troller inerdi bazen. Yolcularla sadece yolda karşılaşmak mümkündü. Ki bunlar da genellikle kendi işlerinin peşinde koşan, yabancılardan yardımı da bir iki kelimeden fazla sohbeti de esirgeyen cücelerden ibaretti. ''Yiyeceğimizin yetmesini nasıl sağlayacağız bilemiyorum.'' dedi Frodo. ''Son birkaç gündür epeyce dikkatli harcadık. Ayrıca bu akşam yemeği de ziyafet sayılmaz. Yine de eğer iki hafta hatta daha da fazla yolumuz varsa kullanmamız gerektiğinden fazlasını kullandık.'' ''Yabanlıkta yiyecek bulunur.'' dedi yol gezer. ''Yemişler, kökler ve otlar. Mecbur kalınca ben de fena bir avcı sayılmam. Kışa kadar aç kalmaktan korkmayın. Fakat yiyecek toplamak ve avlamak uzun ve yorucu bir iştir.'' Bizim de acele etmemiz gerekiyor. O yüzden kemerlerinizi sıkın ve Elrond'un evindeki sofraları hayal edin. Karanlık bastırdıkça soğuk arttı. Bulundukları kuytu yerin kenarından baktıklarında artık hızla gölgeye dönüşmekte olan gri araziden başka bir şey görmüyorlardı. Yukarıdaki gökyüzü yeniden açılmış, yavaş yavaş pırıldayan yıldızlarla dolmuştu. Frodo ile arkadaşları bulabildikleri bütün giysi ve battaniyelere sarınıp ateşin etrafında büzüştüler. Onlardan biraz ayrı oturmuş düşünceli düşünceli piposunu çeken yol gezere ise tek bir pelerin yetiyordu. Akşam çöküp de ateş ışıl ışıl göz almaya başlayınca korkuyu akıllarından uzaklaştırmak için onlara öyküler anlatmaya koyuldu. Uzun yıllar öncesinden kalma insanlar ve elflerle ilgili eski günlerin iyi ve kötü bir sürü tarihi olayını ve efsanesini biliyordu. Hobbitler onun kaç yaşında olduğunu ve tüm bu irfanı nereden öğrendiğini merak eder olmuşlardı. ''Bize Gilgalad'ı anlat.'' dedi Mary birdenbire. Yol gezer elf krallıkları hakkındaki bir öyküyü bitirip duraklayınca. ''O sözünü ettiğin eski ağıtın devamını biliyor musun hiç?'' ''Elbette biliyorum.'' diye cevapladı yol gezer. ''Frodo da bilir. Çünkü bu öykü bizi yakından ilgilendiriyor.''
Merry ve Pippin gözlerini ateşe dikmiş olan Frodo'ya baktılar. ''Ben Gandalf'ın anlattığı kadar bir bölümünü biliyorum sadece.'' dedi Frodo yavaş yavaş. ''Gil-galad, Orta Dünya'nın büyük elf krallarının en sonuncusuymuş. Gil-galad, onların dilinde yıldız ışığı anlamına geliyor. Elf dostu Elendil ile birlikte gitmişler. ''Hayır.'' diye sözünü kesti yol gezer. ''Düşmanın hizmetkarları bu kadar yakındayken bu öyküyü anlatmak doğru olmaz bence. Eğer Elrond'un evine varmayı başarabilirsek orada başından sonuna kadar dinleyebilirsiniz.'' ''O zaman bize eski günlerden başka öyküler anlat.'' diye yalvardı Sam. ''Solup gitmeye başlamadan önceki elflerle ilgili bir öykü. Elflerden biraz daha bir şeyler duymak çok isterdim. Karanlık üstüme geliyor sanki.'' ''Size Tunuvial'ın öyküsünü anlatacağım.'' dedi yol gezer. ''Kısaca, çünkü bu sonu bilinmeyen uzun bir öyküdür ve artık Elrond'dan başka bu öyküyü eskiden anlatıldığı gibi doğru dürüst hatırlayan kimse kalmadı.'' Bütün Orta Dünya öyküleri gibi güzel ama acıklı bir öyküdür. Yine de içinizi açabilir. Bir süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya değil, yavaş yavaş söylemeye başladı. Tunuvial dans ediyordu orada şimdi, görünmeyen bir kavalın ezgisiyle. Yıldızların ışığı saçlarında ve parıl parıl parlıyordu elbisesi sırtında. Beren buz gibi dağlardan geldi oraya. Kaybolmuştu yaprakların altında gezinirken. Kederli kederli dolaşıyordu bir başına. Elf nehrinin akıp gittiği yerde baktığında göknar yapraklarının gerisinden o altın çiçekleri gördü şaşkınlıkla. Kızıl pelerinini ve kollarını örten ve saçları sanki ardında bir gölge. Tılsım iyi geldi dağlarda gezinmeye, mahkum edilen yorgun ayaklarına. Atıldı hemen güçlü ve çevik elleriyle parıldayan ay ışınlarını yakalamak için. Çabucak kaçtı kız dans eden ayaklarıyla. Elf yurdunun sık ormanlarının içine ve onu bıraktı iki dinleyen sessiz ormanda bir başına biraz daha gezinsin. Ormanda sık sık duydu uçuşan sesini, ıhlamur yaprağı kadar hafif ayakların, duydu ormandaki oyuklarda gizli, titreşerek taşan müziği yer altından. Artık solmuş sarkıyordu desteleri göknarın ve tek tek fısıltıyla ah edip yere indi. Salınan yaprakları kayının, kış basmıştı artık soğuktu orman. Vazgeçmedi hiç aramaktan, ta uzaklara gitti. Yıllanmış yaprakların biriktiği yerlere. Kah ay ışığı, kah yıldız ışığı ona rehberlik etti. Titreyerek gezdi durdu üstünde donmuş gökyüzü. Ay ışığı vururdu kızın parlayan pelerinine. Sanki yüce, ırak bir dağ başında dans eder gibi. Yayılırdı ayaklarının dibinde, titreşen bir pusun gümüşü. Kış geçince kız döndü tekrar. Bahar birden geliverdi şarkısıyla. Yükselen tarla kuşu, düşen yağmurlar ve eriyen suyun köpürüşü gibi. Baktı ki elf çiçekleri açıyor kızın ayakları altında, şifa bulunca yeniden ne kadar istedi dersiz çimlere basa basa onunla birlikte dans edip şarkı söylemeyi. Kaçtı kız yine ama bu kez Beren yetişti hemen. Tunuvial, Tunuvial diye. Elfçe ismiyle seslendi ona birden ve bunu duyunca kız kala kaldı oracıkta. Bir an durdu, Tunuvial. Efsunlandı sesiyle. Yetişip onu kollarına aldı Beren. Kötü kader hükmetmişti bir kez Tunuvial'e. Parıldayarak yatarken oğlanın kollarında. Saçlarının gölgesinde gözlerine bakarken Beren kızın aksini gördü göklerde. Donuk donuk titreyen ürpertili yıldızların. Tunuvial, Tunuvial, elf güzeli, ölümsüz kız, elf soylu bilge. Gölgeli saçlarının hapsine aldı onu ve gümüş parıltılı kollarının. Onları upuzun bir yola sürdü kader. Boz ve soğuk dağları aşan, demir saraylar ve karanlık kapılardan geçtiler. Gece gölgeli ormanlardan şafaksız, ayıran denizler geçiyordu aralarından. Yine de sonunda bir kez daha görüştüler ve çekip gittiler çok önceleri bu zamandan. Orman içinde şarkı söyleyerek gamsız. Yol gezer iç çekip bir süre sustu. Sonra tekrar konuştu. Bu şarkı, dedi, elflerin Antenas dediği bir makamdadır. Ama bizim ortak lisanda söylenmeye pek uygun sayılmaz. Dinlediğiniz asıl şarkının kaba bir yankısından başka bir şey değildi. Barahiroğlu Beren ile Luthien Tunuvial'ın karşılaşmalarını anlatıyor. Beren ölümlü bir insanmış. Luthien ise dünyanın genç olduğu zamanlarda orta dünyadaki elflerin kralı olan Thingol'un kızı. Luthien bu dünyanın tüm evlatları arasında gelmiş geçmiş en güzel kızmış.
kuzey topraklarını örten pusun tepesindeki yıldızlar gibiymiş güzelliği. Yüzünde bir nur yanarmış. O vakitler Mordor'daki Sauron'un da efendisi olan büyük düşman kuzeydeki Angband'da yaşıyormuş. Batı elfleri Orta Dünya'ya geri gelip düşmanın çaldığı Silmarilleri geri almak için ona savaş açmışlar. İnsan ataları da elflerden yana savaşmış. Fakat düşman galip gelmiş. Barahir katledilmiş ve büyük tehlikeler içinden kaçıp gelen Beren, dehşet dağlarını aşıp Neldoret ormanlarında gizli Thingol krallığına ulaşmış. Orada büyülü nehir Eskaldüğü'nün yanında ormandaki açıklık bir alanda şarkı söyleyip dans etmekte olan Lüthien'i görmüş. Ona Tunhivyal adını takmış. Bu kadim lisanda bülbül demektir. Ondan sonra pek çok sıkıntılar çekmiş. Uzun süre ayrı düşmüşler. Tunhivyal, Beren'i Sauron'un zindanlarından kurtarmış ve birlikte büyük tehlikelerden geçip hatta büyük düşmanı bile tahtından indirerek demir tacından ziynetlerin en parlağı olan 3 Silmaril'in birini Lüthien'in başlık parası olarak babası Thingol'e vermek için almışlar. Lakin son anda Beren, Angband'ın kapılarından gelen kurta yenik düşmüş ve Tunhivyal'ın kollarında can vermiş. Fakat Tunhivyal da ölümlü olmayı, dünya üzerinde ölüp gitmeyi seçmiş ki onun peşinden gidebilsin. Onların ayıran denizlerin gerisinde tekrar bir araya geldikleri söylenir şarkılarda. Kısa bir süre için tekrar yeşil ormanlarda canlı olarak yürüdükten sonra birlikte bu dünyanın hudutları dışına göçüp gitmişler çok uzun zaman önce. Böylece elf soyundan sadece Lúthien Tunhivyal gerçekten de öldü ve bu dünyayı terk etti. Elfler de en çok sevdikleri varlığı kaybetmiş oldular. Fakat onun sayesinde eski elf hükümdarlar soyu insanlar arasında sürdü gitti. Lúthien'in nice kuşak sonraki torunu olan kimseler bugün bile yaşamaktadır. Ve denir ki onun soyu hiç tükenmeyecektir. Ayrık Vadili Elrond bu soydandır. Çünkü Beren ile Lúthien'dan Thingol'un varisi Dior olmuş. Ondan da Silmaril'i anında taşıyarak gemisinin yelkenlerini dünyanın puslarından göğün denizlerine doğru açan Erendil'in evlendiği Ak Elwing, Erendil'in soyundan da Númenor kralları yani Batı İlliler gelmiş. Yol gezer konuşurken diğerleri de onun odun ateşinin kızıl aleviyle belli belirsiz aydınlanan garip heyecanlı yüzünü seyrettiler. Gözleri parlıyordu, sesi kalın ve ahenkliydi. Üzerinde kara, yıldızlı bir gök vardı. Birdenbire arkasındaki fırtına tepesinin zirvesinde soluk bir ışık belirdi. Yeni ay tepelerinde dikilen dağın ardından yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dağın tepesindeki yıldızlar soldu. Öykü bitti. Hobbitler kıpırdanıp gerindiler. Bakın dedi Merry, ay yükseliyor. Demek ki vakit ilerledi. Diğerleri yukarı baktı. Tam başlarını kaldırırken de tepenin başında yükselmekte olan ayın pırıltısında küçük ve kara bir şey gördüler. Belki de iri bir taş parçası veya dışarı çıkıntı yapan bir kayanın soluk ışıkta belirginleşmesiydi bu. Sam ve Merry kalkıp ateşin yanından uzaklaştı. Frodo ile Pippin hiç seslerini çıkartmadan oturdukları yerde kaldılar. Yol gezer tüm dikkatini tepeye vuran ay ışığına vermişti. Her şey sessiz ve sakin görünüyordu fakat artık yol gezer de konuşmadığı için Frodo soğuk bir dehşetin kalbine dolmakta olduğunu hissetti. Ateşe biraz daha yaklaştı. Tam o anda Sam koşarak çukurun kenarından geri geldi. Ne olduğunu bilmiyorum dedi ama birdenbire ödüm koptu. Dünyaları verseler buradan dışarı adımımı atmam. Bir şeyin yamacı tırmandığını hissettim. Herhangi bir şey gördün mü diye sordu Frodo ayağa fırlayarak. Hayır beyim, bir şey görmedim ama durup bakmadım da. Ben bir şey gördüm dedi Merry. Ya da gördüğümü zannettim. İleride batıda, ay ışığının dağ tepelerinin gölgelerinin ardındaki düzlükler üzerine düştüğü yerde iki veya üç tane kara şekil gördüm gibi geldi. Bu tarafa doğru hareket ediyor gibiydiler. Yüzlerinizi dışa verip ateşin yakınında durun diye bağırdı yol gezer. Uzun odunlardan birkaçını elinizde hazır bulundurun. Bir an için nefes nefese sırtları ateşe dönük, her biri etraflarını çevreleyen gölgelere dikkatle bakarak sessiz ve tetikte öylece oturdular. Hiçbir şey olmadı. Gecenin içinde ne bir ses ne bir hareket vardı. Frodo, sessizliği bölmesi gerektiğini hissederek kıpırdandı. Yüksek sesle bağırmamak için kendini zor tutuyordu. ''Şşşt!'' diye fısıldadı yol gezer. ''O da ne?'' diye heyecanla konuştu aynı anda Pippin. Bulundukları küçük çukurun tepeden uzak kenarında bir gölgenin, bir ya da birden çok gölgenin yükselmekte olduğunu görmekten çok hissettiler.
Gözlerini zorladılar, gölgeler adeta büyüyor gibi geldi. Kısa bir süre sonra artık şüphe götürecek tarafı kalmamıştı. Orada yamaçta 3 ya da 4 tane uzun boylu kara şekil duruyor, tepeden onlara bakıyordu. O kadar karaydılar ki arkalarındaki derin gölge içindeki kara deliklere benziyorlardı. Frodo zehirli bir nefes gibi cılız bir tıslama sesi duydu sanki ve içine işleyen ince bir ürperti hissetti. Sonra şekiller yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Pippin ve Merry dehşete kapılarak yüzük oyun yere kapandılar. Sam Frodo'nun yanına büzüştü. Frodo'nun da arkadaşlarından kalır yanı yoktu korku konusunda. Sanki soğuktan donuyormuş gibi tir tir titriyordu. Fakat birdenbire beliren yüzüğü parmağına takma dürtüsü dehşeti de bastırmaktaydı. Bunu yapma arzusu hakim oldu Frodo'ya. Başka bir şey düşünememeye başladı. Höyüğü ve Gandalf'ın yolladığı haberi unutmamıştı. Fakat bir şey onu tüm uyarıları kulak ardı etmeye zorluyordu sanki. Ve o da bu fikre teslim olmak için yanıp tutuşuyordu. Kurtulmak veya iyi ya da kötü bir şey yapmak ümidiyle değil, sadece yüzüğü çıkartıp parmağına takması gerektiğini hissediyordu o kadar. Konuşamıyordu. Sam'in sanki beynin bir sıkıntı içerisinde olduğunu hissetmiş gibi kendisine baktığını hissediyor fakat ona doğru dönemiyordu. Gözlerini kapatarak bir süre mücadele verdi fakat direnmek dayanılır gibi değildi. Nihayet zinciri yavaş yavaş çekip çıkarttı ve yüzüğü sol elinin işaret parmağına geçirdi. Her şey eskisi gibi bulanık ve karanlık kaldığı halde silüetler aniden korkunç bir biçimde belirginleşiverdi. Kara örtülerin altını görebiliyordu. Uzun boylu 5 silüet vardı. İkisi oyuğun kıyısında duruyor, üçü yaklaşıyordu. Beyaz yüzlerinde keskin ve acımasız gözleri yanmaktaydı. Pelerinlerin altında uzun gri cübbeleri, beyaz saçları üzerinde gümüş miğferleri, pençe gibi ellerinde çelikten kılıçları vardı. Gözleri Frodo'yu bulup içine işledi. Hızla üstüne yürüdüler. Çaresiz Frodo da kendi kılıcını çekti. Kılıcı meşale misali al al parıldıyor gibi geldi ona. Silüetlerin ikisi durakladı. Üçüncüsü diğerlerinden daha uzun boyluydu. Saçları uzun ve parlaktı ve miğferinde bir taç vardı. Bir elinde uzun bir kılıç, diğerinde de bir bıçak tutuyordu. Hem bıçak hem de bıçağı tutan eli soğuk bir ışıkla parlamaktaydı. Atıldı ve Frodo'ya hamle yaptı. Tam o anda Frodo kendini öne, yere doğru attı ve kendi sesinin haykırdığını duydu. ''O Elbereth, Giltoniel!'' Aynı sırada düşmanının ayağına sapladı kılıcını. Tiz bir çığlık gecede çınladı. Sol omzunda zehirli buzdan bir okun batması gibi bir acı hissetti. Gözü kararırken sanki girdaplı bir sisin içinden yol gezerin iki elinde alevli birer odunla karanlıktan sıçrayıp geldiğini gördü belli belirsiz. Son bir gayretle elindeki kılıcı bıraktı, yüzüğü parmağından çıkartarak sağ elinin içinde sıkı sıkı tuttu Frodo.